Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru. Dünyanın fani olduğunu bildiğimiz halde yine ahirete gereği gibi hazırlanamamamızın nedeni ne olabilir? Birçok dindar insan bilerek ve bilmeyerek günahlara düşmektedir. Bunun nedeni nedir? Evet, yani dünyanın fani ve fena olduğunu bildiğimiz halde gerçekten, yani dindar insanlar da zaman zaman hata edebiliyorlar. Bunun tabii bir defa insan nefsine yenilebiliyor, aldanabiliyor. Elbette nefsine yenilmenin ve aldanmanın neticesi olarak da veya şeytanın aldanma ediyorlar bir günah işleyebiliyor. Tövbe istiğfar eder, pişman olur. İnşallah o işlediği günah silindiği gibi hayra da tebdil etmesine vesile olur. Ancak bunun arka planında şöyle bir şey hissediyoruz. Hani iki tane ama kardeşimiz sarma yiyorlarmış, dolma yiyorlarmış. Bir tanesi diğerine demiş ki ya ikişer yeme. Ötekisi sormuş. Senin gözlerin görüyor mu? Görmüyor. E demiş nasıl görmüyor da benim ikişer yediğimi biliyorsun? Demiş kendimden biliyorum. Yani kendimden biliyorum ki bizim bir yerde bir hatamız var. Yani ben bu kainatın geçici olduğunu biliyorum. Fani olduğunu biliyorum. Ölümün beni bulacağına inanıyorum. Kesin olarak öleceğimi de biliyorum. Ama hala neden dünyaya farklı gözlerle bakabiliyor ve zaman zaman dünyada sanki ebedi kalacakmış gibi bir havaya giriyorum? Aslında bunun arka planında fark etmediğimiz bir incelik ve sır Bediüzzaman Hazretleri'nin Mektubat isimli eserinde şöyle özetleniyor. Ben bu açıklamayı okuyunca kendimdeki eksikliği fark ettim. Konu şöyle özetleniyor. İnsan kendisine bağlı olan dünyasıyla kendi dışındaki gerçek dünyayı karıştırdığı için bu hataya düşüyormuş. Nasıl yani? Mesela diyelim elinizde bir ayna olsa, aynayı siz bir şeye tuttuğunuz zaman aynanın içinde o tuttuğunuz şey görünür. Ama aynanın içindeki şeyin varlığı aynaya bağlı. Ayna kırıldı, aynanın içindeki her şey de kırılır, biter. Dolayısıyla aynanın dışındaki şeylerin devam etmesi, aynanın içindekilerin devam edeceği anlamına gelmez. Ayna kırıldı, bitti. Demek ki biz aslında kainatın bir aynasıyız. Ben de kainattaki bulunan bütün alemler ayna olarak görülüyor. Aynayım ya. Evet. İşte ben bu ayna ile aynanın içindekini ve aynanın dışındakileri karıştırıyormuşum. Mesela bugün ben varım. Evet. Benim güneşim de var. Güneş benim mi? Evet. Bende güneş tecelli ediyor çünkü. Bende güneş var. Ben güneşten istifade ediyorum ya. Benim evlerim var mı? Evet. Eşim var mı? Evet. Çocuklarım var. Evet, evet. Neyin var? Ev, bark, bağ, bahçe, makam, mevki, neyin varsa. Hepsi onlar benim ayna olan ruhumda görünüyorlar. Ama tamamının varlığı benim hayatıma bağlı. Hayatım bitti, bana ait olan her şey bitiyor. İşte biz bunu karıştırıyoruz. Şu bilgisayar benim. Evet. Nasıl senin? Bu bilgisayarın sana yansıyan bir kısmı var. O senin. Bu dışarıdaki bilgisayar senin değil. Çünkü bugün vefat etsen senin aynan hayatın. Ayna kırılsa, hayatın sona erse bilgisayar kimin? Senin değil artık. Kimin? Varisleriyim. Veya benden sonra hayra verilsin diye vasiyet etmişsen hayır kurumunundur. Bitti. Senin eşin vefat edince eşinle nikahın kesiliyor. Bitti. Artık eşin değil. Çocukların